bulaştırıcılığı yaygın. Neredeyse COVID'in 4-5 katı daha bulaştırıcılığı var ve solunum yoluyla bulaştığı için çocuklarda, okulda bir çocuk hastalandığında bir sınıfta neredeyse 10 tane çocuğu bulaştırabilme imkanı var. Bu şekilde bulaştırıcılığı yüksek olan hastalığın önüne geçebilmenin tek yolu aşıdır. Özel Trakya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülay Cesur Çınar, kızamık hastalığından korunmanın yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bazı illerde vaka olduğu yönünde duyum aldıklarını ancak Edirne'de henüz bir vakaya rastlanmadığını belirten Doktor Çınar, kızamıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu dile getirdi. Edirne'de şu anda kızamık vakası henüz görülmedi ama ülkemizde haberlerden de bilindiği gibi iki tane kızamık vakası nedeniyle çocuk ölümü gerçekleşti. Bu nedenle dünya çapında da Avrupa'da da kızamık salgını şu anda görülüyor. Salgın dediğimiz şey normalde görülenden onlarca kat daha sıklıkta vakaların görülmesi. Bizim ülkemizde de önceki yıllara bakarak COVID sonrası kızamık vakaları artmış durumda. Bunun nedenleri arasında ilk neden olarak değerlendirebileceğimiz COVID salgınında çok fazla maske kullanıldı. Ve bu dönemdeki maske kullanımına bağlı olarak solunum yolu enfeksiyonları sıklığı azaldı. Sonrasında da plansız aşılanma, yani aşı karşıtlığıyla birlikte aşısız olan ülkeye giren vatandaşların sayısının artması nedeniyle ülkemizde sayıca kızamık vakaları artmış durumda. Evet, kızamık salgını görüldüğü için kızamıkla ilgili ilk 4 yaşta 2 doz aşılanma çok önemli. Bu nedenle 1. yaşta ve 4. yaşta bir kızamık aşımız var. Bu kızamık için kaba kulak şeklinde üçlü karma olarak yapılıyor. Onu mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Bunun dışında 9. ayda sadece kızamık olarak bir aşı takvimi eklendi. Özellikle salgının görüldüğü bölgelerde mutlaka 9. ayda bebeklerin aşılanması gerek. Çünkü kızamık COVID'den bile çok daha yaygın olarak bulaştırıcılığı yaygın. Neredeyse COVID'in 4-5 katı daha bulaştırıcılığı var ve solunum yoluyla bulaştığı için çocuklarda, okulda bir çocuk hastalandığında bir sınıfta neredeyse 10 tane çocuğu bulaştırabilme imkanı var. Bu şekilde bulaştırıcılığı yüksek olan hastalığın önüne geçebilmenin tek yolu aşıdır. Yetişkinlere de bulaşıyor. Yetişkinlerde de kızamık vakası görüyoruz. Aşılı olan kişiler her zaman aşısızlara göre çok daha kolay iyileşiyorlar. Çok daha kolay atlatıyorlar. O yüzden yetişkinlerde görülen kızamık vakaları daha hafif seyrediyor. Bu hastaneye yatan ya da ölümcül seyreden kızamık vakalarının hepsinin ortak noktası zaten aşısız olmaları. Her hastalıkta olduğu gibi kızamığın da önüne geçebilmemiz için aşılanmamız şart. Çocuklarımızı aşılayalım. Bir sınıfta vaka oluştuktan sonra diğer çocukların bulguların oluşması 10-14 günü buluyor. O dönemde yakalamak çok önemli. Bunun için